Hadi sizi beni motive edin de ben şimdi oynayayım. Hayal edemeyeceği başarıları Sayın Fatih Terim yaşadı. Bu yeterli herhalde. Fatih Terim'le çalışıyorsanız o sizi bir şey için ikna etmez, inandırır. Eğer siz inanmıyorsanız zaten sizle çalışmaz. 3,5 yıl Galatasaray serüveninde 4 defa gittim. 2 beraberlik, 2 de galibiyet almıştık orada. Tabii 20 yıl sonra gelen bir galibiyetin teknik adamının ve staffının içerisinde yardımcısı olmak Allah bize nasip etti diyelim. Ve hayatım boyunca unutamayacağım 19 Mayıs 2019. Galatasaray'ın yaşadığım ikinci şampiyonluğu. İnanılmazdı bu. ...87-88 sezonu Ali Sami Yen'de ilk kez bir seyretme fırsatım olmuştu. Babam götürmüştü. Tabii inanılmaz bir Galatasaray o dönem. Hoca Derval, yardımcısı Mustafa Denizli. Sanırım Tugay Kerimoğlu'nun da ilk maçtı. Babamın elini omzuma yaslayıp inşallah seni de bir gün buralarda görürüz demesiydi. Çok dokundu. O bana değişik duygular hissettim. Öyle bir kodlamayla futbol oynamaya başladım. Genç takımlar, amatör takımlar. Yıllar sonra nasip olmadı futbolcu olmak. Allah da bize antrenör olarak o mevkileri gösterdi. İyi bir Galatasaraylıydı rahmetli babam. Emekli astsubay kendisi. O gün şampiyonluk kutlamasında ailede bir kişi eksik vardı. Ablam, annem, abim hepsi tribündeydi. Çok değişik bir duyguydu benim için. Çünkü o statta sanki o tribünde biz babamla beraber maç seyrediyoruz. Onun beni seyredeceği düşüncesi içerisinde hissen yanımda değil. Fotoğrafını da koyup işte ailemin görmesini istedim. Öyle bir duyguydu o fotoğrafla çıkmamda. Allah bunu nasip etti. Ufak bir profesyonel hayatım oldu ikincilikte. Talihsiz bir sakatlık. Sonrasında da bırakmak zorunda kaldım. Bir futbol hayatı. Sonrasında bir akademik kariyer başladı. Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nu kazandık 96 yılı. Antrenörlük olarak belirledim hedefimi. Antrenörlüğü öğrenmeye başladıkça antrenör Levent Şahin gözüyle o dönemki futbolcu Levent Şahin'e baktığımda ya gerçekten ben çok yetenekli bir oyuncu değilmişim yani. Futbolcu olma hayaliyle kurduğum her şeyi Allah bana antrenörlük hayatımda yaşattı. Üniversite 1'den sonra başladı bu serüven. Futbol kış okullarında. Ankara'da başladı. Daha sonra yaz okulları. Sonrasında Ankara Gücü macerası başladı altyapıda. 4 yıla yakın bir Ankara Gücü, minik, yıldız, genç takımların hepsinde görev olarak tamamladığım bir süreçtir. Daha sonrasında o zaman ASAŞ'tı, Hacettepe şimdiki ismi. Üçüncülükte görev aldık yardımcı antrenör olarak. İkincilik var, Kahramanmaraş. Keçiören Gücü var, üçüncülük. Ve 2004-2005 sezonuyla başlayan bir Süper Lig macerası var. Ankara Spor, Antep, Rize, Bursa, Gençler Birliği. Ben de çok emeği olan sevgili hocam Samet Aybaba ile birlikte geçen bir süreç. Daha sonra bir Jürgen Röber Ankara Spor'da birlikteliğimiz oldu yardımcı antrenör. Sonrasında Buksaş var, ikincilik teknik direktörlük. Sonra Ankara Gücü var, Ümit Özat. Sonrasında da 2012'de A2 milli takıma Gökhan Keskin getirilmişti. Abdullah Avcı'yı da o zaman milli takımda hoca. Gökhan abinin ekibinde yer aldım, Gökhan Keskin hocamın. Sonrasında genç milli takımlar, A2 milli takım. Hayatımda anlatmaya doyamayacağım, her antrenörün inşallah yaşar diyebileceğim. Türkiye'nin bana göre en büyük hocası Fatih Terim'le birlikte geçen bir serüven. A milli takım, Avrupa şampiyonası. Güzel bir oluşum, güzel bir departmanın eserlerini birlikte attığımız bir süreç. Sonrasında 2016 sezonunun sonunda bir Adana Spor var. Süper Lig, teknik direktörlük. Sonrasında Galatasaray maceramız başladı. Üniversite bittikten sonra master ve doktora üzerine eğitimimi tamamladım. Alttan gelmek, altı görmek, altı tatmak, altı bilmek o kadar çok önemli ki. Çünkü cevher orada. Ben kendi dönemlerimde de çalışırken en büyük problem bağlı yaş etkisiydi. Bağlı yaş etkisi belli bir yılın ilk aylarında doğan sporcuların, yılın son aylarında doğan sporculara göre fizyolojik, bilişsel ve motorik özelliklerinin önde olması avantajıydı. Maalesef altyapılarda bu çok büyük problem. Oynatılırken daha çok fiziki olarak ön planda olan oyuncular tercih ediliyor. Bu maalesef böyle ülkemizde. O zaman A milli takımda çalışıyorum. Atletik Performans Departmanı'nda başındayım. Bir çalışma yapmak istedik. 14 bölgeden sporcuları kampa aldık. 260 sporcu. Bakın çok önemli. Ve 2002 doğumlular bunlar. Ve biz o ara Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemişiz. Bir sonraki jenerasyonlar neler yakalayabiliriz? Biz bunu ölçtük, değerlendirdik. Sonra gelişmelerine yardımcı olduk. İlk 6 ayda doğan oyuncu sayısı %70'e yakındı. Tercihler hep buna göre gitmiş. İlk 6 aya göre. Baktığınızda fiziki şartları o kadar diğerlerine göre ön planda ki
Ama aralarda mesela ikinci altı ayda doğan sporcular var ve bunlar yetenekli. Genç milli takımlara gelirken mesela burada en büyük örnek Abdülkadir Ömür'dür. Fiziki olarak gerçekten zayıf kalıyor ama yetenek var. Yani çünkü yetenek olmadan futbol oynanmıyor bir şekilde. Ama bu tamamen Trabzonspor altyapısının da büyük özverisiyle olan bir şeydir bence. Mesela yüzlerce oyuncu bu şekilde kaybolmuştur belki liglerimizde. Sayın Fatih Terim'le çalışıyorsanız o sizi bir şey için ikna etmez. İnandırır. Eğer siz inanmıyorsanız zaten sizle çalışmaz. Ben 9 yıla yakınlık süreçle ilgili sadece net şunu söyleyebilirim. En fazla önem verdiği şey bilimdir. Bilimden inanılmaz derecede faydalanıyordur. Tabii ki futbol bilim değildir. Ama bugünkü teknoloji çağında eğer bilimi kullanmıyorsanız, bilimden faydalanmıyorsanız o zaman futbolda %100 geri kalmak durumunda kalırsınız. Bir kere kuşaklar farklılaştı. Yaşam standartları değişti, oyun değişti, futbol gelişti, her gün gelişmeye devam ediyor. Milli takım ve benim Galatasaray'da birlikte çalıştığım dönemlerde inanılmaz derecede bu alanda çok büyük emekleri vardır. Kurduğu birimler vardır, departmanlar vardır ve hala onlar süre gelen süreçte devam ediyordur. Benim en büyük şansım değerli hocamlarla birlikte akademik tarafı tamamlayıp okullarda anlatılmayan, okullarda gösterilmeyen veya herhangi bir eğitim kurumunda dile getirilmeyen hayatla ilgili, futbolla ilgili birçok şeyi hocamla sohbet anında öğrendim. Çünkü o sohbetin paha biçilemez bir özelliği vardır. Düşünsenize karşınızda futbolla ilgili hemen hemen yaşanabilecek en güzel şeyleri yaşamış ve bunları size aktaran birisi var. Bu sizin ustanız, çıraksınız. O yüzden ben her zaman söylüyorum, bana değer verdiği, bilime değer verdiği için ben hocamla birlikte oldum zaten. Hadi siz beni motive edin de ben şimdi oynayayım. Böyle bir hayat yok. Bakın futbol tamamen strateji oyunudur. Sonuçta baktığınızda oyun. Eğlenmeniz gereken, neşe almanız gereken, keyif almanız gereken alan. Ama bunun bir stratejisi var. Bunun bir taktiği var. Bunun bir çalışması var. Bunun bir antrenmanı var. Bunun bir analizi var. Ya bunlar böyle tek olacak şeyler değil arkadaşlar. Birçok teknik adamın hayal edemeyeceği başarıları Sayın Fatih Terim yaşadı. Bu yeterli herhalde. Hala şeyden bahsediyoruz. Yabancı kuralı. Çözüm tarafı aslında çok basit. 14 yerli kuralı. Şimdi şöyle düşünelim. O tarihten itibaren bu kural geldikten sonra bakın. Öncesine bakmak lazım. Ne kadar transferde oyunculara para harcanmış. O oyunculara bakmak lazım şu an nerede. Bir de bu kural çıktıktan sonra kalifiye Türk oyuncularının yurt dışına gidiş şekillerine bakmak lazım. Bakıyor musunuz, görüyor musunuz? Onu değerlendirmek lazım. Bir de ben teknik adam olarak şunu söyleyebilirim. Yerli yabancı oyuncu yoktur. Bakın ben bu tabiri de kullanmam. İyi oyuncu, kötü oyuncu. Bir takıma faydalı oyuncu vardır. Bir takımın ihtiyaçlarını karşılamayacak oyuncu vardır. Ben bu oyuncuya kötü dediğim zaman bu oyuncu öbür tarafta gidip oynuyorsa o zaman ben haksızlık ediyorum. Hem mesleğime haksızlık ediyorum hem arkadaşıma haksızlık ediyorum. Yerli yabancı kuralı yoktur. Oyuncu kuralıdır bu. 14 tane yerli oyuncu. Bu kadar basit. Yardımcı antrenörlük ve teknik adam olarak kariyerimde görmediğim tek yer Dünya Kupası. İnşallah 2026'da ülkemle birlikte veya daha sonraki yıllarda bu duyguyu da tadarım diye umut ediyorum. Genç milli takımlar döneminde karşılaştığım ülkelerle ilgili baktığımda inanın aslında çok büyük bir sürpriz değildi benim için Fransa'nın Dünya Kupası'nı final oynaması. Hatta benim için sürprizi alamamasıydı. Çünkü ben bu yaş kategorisinin birçoğuyla A2 milli takım ve genç milli takımlarda karşı karşıya oynadım. Bu aslında bir emekti. Bu bir jenerasyon aslında. Belçika mesela benim için hayal kırıklığıdır. Bir çalışma var çünkü bu ülkelerde. Mesela Fransa'nın burada final oynaması gayet normal. Çünkü gerçekten inanılmaz bir emek veriyorlar. İnanılmaz bir çalışma içerisindeler. İnanılmaz bir organizasyon içerisindeler. Zaten eğer bu tür turnuvalara geliyorsanız ülke olarak Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası olsun kısa, orta, uzun vadede bir planınız, doğru bir organizasyonunuz yoksa işte biz hep böyle seyirci olarak seyredeceğiz. Kasımpaşa maçıydı. Tabii stoper arayışındayız. Hoca geldi direkt Ozan'ı yazdı. Dedi ki Ozan'ı oynatıyoruz. Ozan'ın çıkması demek arkasından en az bir 50 kişinin, 100 kişinin aşağıda Ozan'ın o pozisyonunu hayal etmesi demek. 17 yaşında çocuk ve Galatasaray taraftarına oynuyorsunuz. Bakın biz teknik adamız. Her çıktığımız maçta bir coşkuyla çıkıyorsun. Her çıktığımız maçta bir heyecanla çıkıyorsun. O çocuğun haline bakın. Sadece şunu söylemiştim ben ona. Bunu hayal etmedin mi?
Evet dedi, al sana burası işte. Aslında Ozan'dan ziyade orada arkasından gelecek olan çocukların motive kaynağı olması daha önemliydi bence. O da zaten hocamızı ve bizleri yanıltmadı. Avrupa liglerinde inşallah daha iyi yerlere gelecek. Transfer dönemi biliyorsunuz en fazla hareketli olan dönemdir. Scout'umuzun başındaki sevgili Emre Utkucan'dan sürekli böyle bilgi, video geliyor. Sene 2014 bir oyuncu ile ilgili bir şey seyrediyorduk. Seyrederken bakıyoruz ve dedi ki heyecanlandırıyor mu dedi. Oyuncu var orada. Oyuncuyu seyrediyoruz. İşte özelliklerine bakıyoruz. Taktik bilgisi, fiziki özellikleri falan. Tabii cevap veremedim. Bir oyuncu seni heyecanlandırıyorsa seyretmeye devam et. Seni heyecanlandıracak dedi seyrederken. Ve gerçekten çok doğru bir söz. Normalde oyuncu seyredilip karar verilme tarafında olan bir antrenör değilim. Ama işte o söz orada öyle bir karşıma çıktı ki. Onyekuru'ya top atıyorlar, gidiyor. İnanılmaz bir motorik özellikleri, sprint özelliği falan. Ve bu şekilde işte sonra tabii ki yani bu orada seyredip hemen alınmadı. İşte araştırmalar yapıldı, şeyler yapıldı falan geldi. Ve maalesef yanıltmadı bizi. Gerçek bir profesyonel. Yaşam şekli, aile düzeni, antrenman içerisindeki verimliliği, istekliliği. 38 yaşında hala oynayabiliyor ve takım adına çok büyük işler yapıyor. Bana göre kendisine çok iyi baktığı için ve gerçekten doğru bir profesyonel zihniyetle hayatına devam ettiği için şu anda hala Galatasaray futbol takımına katkı sağlıyor. Futbol çünkü çok değişken bir şey. Her an her şey olabilir. Bugün baktığımızda Kerem, hocamın orada ona güvenmesi, alıp üçüncülükten Galatasaray'a getirmesi, oynatması. Bir anda her şey değişebilir. Bu değişime acı şekilde maruz kalmamak için %100 eğitimlerini aksatmadan, kendilerini geliştirerek bir yol haritası çizip o yönde gitmelerini tavsiye edebilirim. Yeteneği çok olup bunu bir türlü sahaya vermediği için kızdığım oyuncular vardır. Belhanda. Hayatımda gördüğüm en yetenekli oyunculardan ama çok farklı. Bir türlü oraya vermiyor. Kızgınlığım ona o yani. Bu arada hala çok iyi görüşüyoruz. Hala çok seviyorum. Çok değişik bir oyuncu. Çalıştıklarım arasında çok değerli oyuncular oldu tabii. Bir iki hafta sonra bir yıl olacak. Allah bize çalışmayı nasip etti ve bence her antrenör ve teknik adamı da aynı şeyleri söyleyecektir diye düşünüyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Allah nur içinde yatırsın onu. İnanılmaz bir karakterdi. Sevgili Ahmet Çalık, bütün oyuncularım arasında çok farklı yer tutmuştur benim için. Başta taraftarlar olmak üzere, ekranları başındaki izleyiciler, yöneticiler olsun, oyuncular olsun, basın olsun, sosyal medya üzerinden yazılan, çizilenler olsun. Gerçekten çok farklı bir şekilde yorumlanan bir maç olarak değerlendiriyor bütün derbiler. Bizler için ama şöyle bir şey var. Hani zaten kendiliğinden gelen bir baskı süreci oluştuğu için burada oyuncuyu germekten ziyade biz bütün rakiplerimize duyduğumuz saygıyı Fenerbahçe'ye saygı duyarak çalışmalarımızı tamamladık. 3,5 yıl Galatasaray serüvenimde 4 defa gittim. 2 beraberlik, 2 de galibiyet almıştık orada. Tabii 20 yıl sonra gelen bir galibiyetin teknik adamının ve staffının içerisinde yardımcısı olmak Allah bize nasip etti diyelim. Ama dediğim gibi yani diğer maçlardan çok ayırdığımız bir hazırlık dönemi değildi bizim için. Maalesef hocamızın ceza aldığı dönemlere denk geldik. Bir Başakşehir maçı. Son 15-20 dakikası bir süreç. Hasan cezalıydı zaten. İstemediğimiz, istenmeyen bir durum oldu. Hakemin anlık kararıyla sevgili hocam Fatih Terim ve Ümit Davala'yı da tribüne gönderdi. 2-1 öndeyiz ve şampiyonluk gelen bir maç. Bütün tribünler dolu, taraftar inanılmaz coşkulu, ekranları başında insanlar. Yani bu maçı bekliyor, şampiyonuz çünkü. Şampiyon olacağız. Döndüm, hoca kulübenin arkasındaki alana geçti. Sadece göz göze geldik. Böyle yaptı. Hani işine dön, sahaya bak demekle ilgili. İşte biraz önce bahsettim o yani inandırır, ikna etmez bir şey için. O 15-20 dakikalık süreçte ben kenarda sakin gibi gözüksem de içimde fırtınalar kopuyor. Baskıyı yönetmem lazım şeklinde kendimi geliştirdim. Hocanın bana vermiş olduğu o elektrikle tamamen oyuna bir konsantre oldu. Zaten içeride oyuncu grubu tamamen oyuna konsantre olmuş. Taraftar inanılmaz coşkulu ve sonunda çalan bitiş düdüğü. Ve hayatım boyunca unutamayacağım 19 Mayıs 2019. İnanılmaz bir tarih. Galatasaray'ın benim hayatımda yaşadığım, antrenörlük hayatımdaki ikinci şampiyonluğumuz. İnanılmazdı bu. Umarım iş olarak değil, organizasyon açısından bundan sonra da doğru yerlerde bulunurum. Doğru işler yaparım ve Türk futbolu adına Levent Şahin olarak örnek aldığım hocalar gibi, değerli hocam Fatih Terim gibi izler bırakabilirim. Aslında ikiye ayırmak lazım unutulmaz maçları. Bir tanesi A milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığımız son maçımız olan
Konya'da oynadığımız Türkiye-İzlanda maçı. O zaman öğrencimdi, şimdi meslektaşım sevgili Selçuk İnan. Mükemmel bir gol, inanılmaz bir gol. Daha doğrusu hissettirdiği o kadar anlamlı bir gol ki bu sadece benim adıma değil, bence bütün Türkiye adına da inanılmaz bir goldü. 2019 sezonunda şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz, içeride 1-0 geriden gelip 2-1 kazandığımız Galatasaray-Başakşehir maçıydı. Tabii son 15 dakikasının bizim de kenarda tek başımıza kalıp inanılmaz duygular yaşadığımızdan dolayı bu iki maçı bütün antrenörlük hayatım boyunca çok farklı bir yerde tutarım.